Evet sevgili teraziler, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım sevgili terazileri Kasım ayında neler bekliyor? Arkadaşlar sizler için 7 tane kart açıp bunları elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım sevgili teraziler. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili teraziler için. Hop. Sevgili teraziler ilk karttan direkt şeyle başladık. Güçlü arkanla başladık. Aşıklar kartı arkadaşlar. Aşıklar kartı ciddi anlamda bir ilişkiyi temsil eder. Öncelikle arkadaşlar ikinci bir işi şanslı bir ortaklığı temsil eder arkadaşlar. Ve aynı zamanda da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu dönemde sevdiğiniz insanlarla bir takım buluşmalar gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda da zaten evlilik kartı olarak da görülür. Aşıklar kartı. Vallahi ilk karttan güçlü arkanla başladık arkadaşlar. Ve seçim kartıdır arkadaşlar bu arada. Hayatınızda bir takım olumlu seçimler yapacağınızı temsil eder sevgili teraziler. Hadi bakalım. İkinci kartımız. İkinci kartımızda arkadaşlar kılıçların sekizlisi arkadaşlar. Sekizler özellikle kılıçların sekizlisi arkadaşlar şeydir. Bu dönem birazcık aslında kendi kendinizi hapsedeceğiniz bir dönemi sembolize eder. Yani her şeyin normal olduğu fakat zaten burada da gözüküyor arkadaşlar. Bakın bilinçaltı. Su bilinçaltını temsil eder. Aslında bilinçaltınızın gayet durgun olduğunu fakat kendi kendinize bir takım nasıl söyleyeyim dramalar oluşturabileceğinizi hayatınızda temsil eder. Çünkü bakın kadının gözleri ve kolları bağlı fakat ayakları bağlı değil ve kılıçlar sağında ve solunda. Yani ona hiçbir engel yok önünde. Diyor ki sadece bu engelleri sen kendin yaratabilirsin ve kartın mottosu aslında arkadaşlar şudur. Senin kendi seçimin. Yani daha farklı olanaklar var fakat sen kendi seçimini yaşıyorsun. Bazen de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Nasıl tercüme ederim size? Bazen ilişkinizde özellikle ilişki konusunda da bu dönemde gerçeği görmek istemeyebilirsiniz. Aynı zamanda da bir takım hayatınızda gerçekleşecek olaylara da yeni bir bakış açısıyla bakabileceğinizi sembolize eder bu kart. Aynı zamanda da arkadaşlar şöyle söyleyeyim ciddi anlamda mahkemesi olan arkadaşlar için de kartın negatifi hapis cezasıdır arkadaşlar. Yani hapis cezasıyla sonuçlanabilir bir takım mahkemeler. Hadi bakalım. Üçüncü kartımız sevgili teraziler için. Arkadaşlar kılıçların dokuzlusu. Kılıçların dokuzlusu her zaman insanlar korkar aslında. Ay çok kötü vesaire. Yok hayır aslında benim çok fazla korktuğum bir kart değil arkadaşlar. Çünkü şöyle söyleyeyim. Evet iş konusunda bu dönemde stresli bir dönem yaşayabilirsiniz aslında. Fakat her zaman için benim mottom bu kart olsun. Kılıçların onlusu tabii. Yani bu tarz kartlar için benim mottom her karanlık aydınlığa çıkar. O yüzden de hiçbir zaman pozitif olmayı elden bırakmıyoruz arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Diğer burçlarda da tekrarlıyorum. Arkadaşlar bakın negatif enerjinin bize etki etmesi pozitif enerjiden 10 kat daha güçlüdür. O yüzden de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani her zaman pozitif olun. Benim hayat mottom da budur. Her zaman pozitif olmak. Ayrıca da arkadaşlar ilişkide metresi temsil eder sevgili teraziler. Aynı zamanda da arkadaşlar bakın
bu dönem şu bölge özellikle, bakın, kılıcın saplandığı ciğer olabilir, kalp olabilir, boyun bölgesi, kafa bölgesi, kulak, surat, bu bölgelerde ağrılar hissedebilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Hadi in bakalım. Ve arkadaşlar, kılıçların 8'lisi ve 9'lusunda da, ikisinde de aslında da şey, aslında şeydir, birisinde şeydir. Kendi seçiminler, kılıçların 9'lusunda da aslında şeydir. Kendi seçiminin sonucunu yaşıyorsunlar. Hadi in bakalım. 4. kartımız. Sevgili teraziler için. Sevgili teraziler, kupaların altılısı bu dönem, şöyle söyleyeyim, hastalığı olan arkadaşlar için iyileşmedir, nostaljidir, eski anıları yad etmedir veyahut bir eksinizin, eski kız arkadaşınızın veya erkek arkadaşınızdan bir yerde karşılaşıp tekrardan yeni bir ilişkiye adım atmanızı sembolize eder veyahut da çok eski görmediğiniz bir dostunuz, okuldan atıyorum, ilkokuldan, çok eski görmediğiniz bir dostunuzdan bağlantıyı koparttığınız bir takım insanlarla tekrardan bir şekilde karşılaşıp yeniden, nasıl söyleyeyim, bağlantıyı sağlamanızı temsil eder. İş konusunda işe yarayan arkadaşlar için de konforlu bir iş bulacağını temsil eder ve işinin gayet konforlu olacağını temsil eder arkadaşlar. Aynı zamanda bakın, büyük artık küçüğe şey diyor, büyüğün hani gitme vakti gibi, şey, evden ayrılmayı da temsil eder arkadaşlar. Yani kötü anlamda değil, hani ailenizden yaşıyorsunuzdur, yaşıyorsunuzdur, bir takım planlarınız vardır, kendi evinize çıkmak istiyorsunuzdur ve bu dönemde kendi evinize çıkmanız için de şanslı bir dönem olarak da gözükür aslında arkadaşlar. Ve ekstradan da şunu söyleyebilirim kupaların altısı için. Bu dönem kendinizi duygusal anlamda aslında güvenli hissedeceğinizi ve duygusal olarak dolu dolu olacağınızı sembolize eder kupaların altılısı sevgili teraziler. Hadi in bakalım 5. kartımız sevgili teraziler için. Önlerden çekelim bu sefer de. Tılsımların ikilisi arkadaşlar. Tılsımların ikilisi, tılsımlar ne demiştik, her zaman belirtiyorum. Dünyadaki elle tutulan materyalleri, maddiyatı çoğunlukla temsil eder. Bakın şurada görebiliyor musunuz? Arkada nasıl diyeyim size? Deniz birazcık dalgalı. Fakat evet, aklınızın bu aralar, bilinçaltınızın böyle dalgalı olduğu bir dönem. Fakat bu dönem ne kadar aklınız karışık olsa da, diğer kartlara bakaraktan bununla karşılaştırdığımız zaman, ne kadar aklınız karışık olsa da bu dönem dengeli kararlar vereceğiniz, kararlarınızın sonucunun şanslı olacağı, kararlarınızın şanslı olacağı ve şanslı bir değişim yaşayacağınız, aynı zamanda da bu dönemde önceliklerinizi belirleyeceğiniz bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda da bir takım insanlarla telefon görüşmesi, hararetli telefon görüşmeleri yapacağınızı sembolize eder ve hayatınızda gerçekleşecek değişimlere bu dönemde çok çabuk adapte olabileceğinizi sembolize eder sevgili teraziler. 5 kart oldu. Hadi in bakalım sevgili teraziler için 6. kartımızı çekelim. 6. kart kupaların 7'lisi arkadaşlar. Her halükarda zaten, fakat arkadaşlar bu değişimleri yaşarken de hedefinizi belirlemeniz gerektiğini söyler. Bu kart aslında bir işaret verir bize. Yani hani değişimler hayatınızda olacak. Bir takım kararlar almak zorunda kalacaksınız hayatınızda. Fakat bu kararlar ve değişimler aklınızı birazcık karıştırabilir arkadaşlar bir dönemde. İlişki konusunu, ilişki olarak da bakarsak, şurada bakın üstü kapalı bir kişi var, görüyorsunuz. Önceliklerinizi belirleyemeyeceğiniz aslında. Önceliklerinizi belirleyeceksiniz fakat birazcık uğraştıracak, kafanızı yoracak arkadaşlar.
Çünkü bakın yani arkadaş kararsız. Yani altın mı alayım, güç mü, ne yapayım yani. O yüzden de bakın buradaki kişi de ilişki konusunda arkadaşlar sizin bilinçaltınızda hayal ettiğiniz kendi beninizi temsil eder arkadaşlar. Yani ben böyle olmak istiyorum aslındayı temsil eder arkadaşlar. Bu dönem bayağı hayalperest olabilirsiniz. Fakat kartın en önemli mottosu der ki zaten önceki kartta da ne demiştik? Değişime çabuk adapte olabilirsiniz aslında hayatınızdaki değişimlere. Der ki seçimini yap ve kararlı ol. Ve kartın en sevdiğim mottosu benim için arkadaşlar der ki ne seviyorsan onu yap. Ne seviyorsanız onu yapın sevgili teraziler. Çünkü dünyaya bir kere geliyoruz arkadaşlar. Hadi in bakalım son kartımız sevgili teraziler için. Kule kartı. Püf, sonda bir de. Arkadaşlar bunların hepsi oluşacak. Evet hayatınızda dediklerimin. Kule kartından çoğu insan korkar arkadaşlar. Bu aslında benim için zincirlerini kırma ve özgürlüğüne kavuşma kartıdır arkadaşlar. Ve çoğu insan korkar. Ay ayrılacağım, ay işimden olacağım vesaire. Kule kartı çıktı. Hayatımda büyük yıkım çok çabuk gerçekleşir arkadaşlar. Ve beklenmedik şekilde hayat planlarımızı değiştirir. Fakat arkadaşlara bakın her zaman söylüyorum. Kader kartlarından biridir ve sizin için daha iyisi olacağı için bu yıkım hayatınızda gerçekleşiyordur arkadaşlar. Çünkü hakikaten kule bu tarz özel bir karttır. İş konusunda da işte iflası sembolize eder. İlişki konusunda ayrılığı, ilişkide üçüncü bir kişiyi temsil eder. Yani o yüzden ben her zaman söylüyorum arkadaşlar. Böyle olması gerektiği için yani sizin için daha iyisi olması gerekiyordur ve bunun için bunlar başınıza gelir. O yüzden de arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim fakat hastane konusunda rahatsızlığı olan arkadaşlar için de taburcu kartıdır. Fakat bu dönem birazcık şöyle söyleyeyim arkadaşlar iş konusunda özellikle stres altında olabilirsiniz ve kendinizi birazcık agresif hissedebilirsiniz. O yüzden birazcık duygularınızı kontrol etmenizde fayda var arkadaşlar. Ama yani çoğu insan korkar. Ben korkmuyorum kuleden. Sizin de korkmamanız gerektiğini düşünüyorum. Evet sevgili teraziler sizler için Kasım ayı taro yorumum böyleydi. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.